Cümleten selamun sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla hazırlanan ve benim 6 Ağustos gece 01.31'de çekimine başladığım videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Slovaçko forması giyen sol kanat oyuncusu Dan Holzer. Maç harika bir atmosfere sahipti. Bizim için çok sıra dışıydı. Sahada kesinlikle hiçbir şey duyulmuyordu. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yaşamadım ama bu yüzden futbol oynuyoruz. Bu yüzden futbolu seviyoruz dedi. Ertuğrul Çetin ise diyor ki Lincoln'un ikinci golü çok güzeldi. En güzel yerden izledim diyebilirim. Müthişti. Çaykur Rizya'ya geldi ama orada hiçbir şey yapamadı diyen bir yorumcu arkadaş var. Lincoln'un ikinci Solovaçko maçındaki istatistiklerini buldum internetten. İki gol, bir asist. Oluşturduğu gol beklentisi 0.12. Yani şapkadan çıkarmış bir nevi. Başarılı dribbling %86. Pas isabeti %78. Ben buna çok şaşırdım. Sanki pas hatası yapmadı gibi bir maç oynadıydı ama. Şut isabeti %67. Ya %100 olsaydı. Sahipsiz top kazanma 6. Bakın buna çok şaşırdım. Pas arası 3. Top kapma 9. Ama top kaybı da 8. Muhtemelen top kaybı işte o pas hatalarının ana sebebi. Kendi sahasında top kaybı 1. Top kaybı sonrası topu geri kazanma ise 4. Yani 8 kez kaybettiği topun 4'ünü geri almış. Bu istatistik savunma yönünde güçlü olduğunu gösterir. Ama Lincoln ile ilgili belirtmek istediğim tek nokta 3 resmi maçta 152 dakika oynayıp 2 gol 2 asist üretmiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Her 38 dakikada bir gol katkısı. Eminim daha da oynadıkça daha da açılacaktır. Fenerbahçe 5 genç futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı ki Yusuf Kocatürk, Yiğit Efe Demir. Hatırlarsınız hazırlık döneminde bu stoperi de izlediğimiz genç kardeşimiz. Ee, Erkan Arda Çağdaş, Bora Aydınlık, Furkan Onur Akgüz. Furkan da kaleci olarak hatırlarsınız. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin. Şimdi ben normalde başka bir şey konuşacaktım ama Herkesin kafasında şu anda forvet var. Hocam bize forvet piyasasını anlat. Tamam anlatayım. Kalem kağıttanızı alın. Yaz. 25 gram dede otu. Şimdi ilk olarak Fenerbahçe'mizin gündemindeki Alessane Plea Mönşen Glambach'la sözleşme yenilemiş. Hocam gündemimizde hiç yokmuş ki bak sözleşme yenilemiş. Arkadaşlar ben Lake of Tears değilim. Mustafa hocayım. Yani gündemimizde yok olan ismi konuşmam. Temaslar kurduysak bile gündemimizdedir. Teklif götürdüysek bile gündemimizdedir. Anladınız mı? Uzun süredir, yaklaşık 2 aydır gündemimizde olan playa sözleşme uzatmış. İsteyen istediğine inanmakta özgür. Ben kimseyi zorla tutmuyorum. Hiçbir duyumuma kefil değilim. Zaten herhangi bir her duyumuna kefil olan varsa... Bunu asla takip etmeyin. O Fenerbahçe'ye ihanet ediyordur. Ama görüşülen, yedekte bekletilen, daha iyisini alacağız denilen Plea net 2,5 milyon euro maaş da uzatmış. Biz 1,8 veriyorduk. 1,5 milyon euro imza parası. Ulan kendi futbolcuna niye imza parası verirsin ki? Bir düşünmek lazım. Lig başarı bonusu, lig puan bonusu ve 2 yıl kontratla uzatmışlar. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Maxi Gomez. Ben e, Twitter'da da Uruguay bayrağı paylaşınca arkadaşlar kesin Maxi Gomez bizde demişler. İnsan bir der ki ya belki belki Dugano'dan kurtulduk. Pardon Dugano diyorum Emos'tan yani, kurtulduk belki. Olamaz mı kardeşim? O da Uruguaylı değil mi ya? Şimdi Maxi Gomez için Fenerbahçe'nin şartları sorduğunu hepiniz biliyorsunuz. Eğer yani bunu bilmeyen varsa bu yüzde yüz doğru. Yarın bir gün biri çıkar. Maksigan e Efendimiz kinleyen yalan falan derse bilin ki olmamıştır transfer. Ee, ama ben size doğrusunu anlatıyorum. Şu kanalda 25.300 abone var. <laughs> İnşallah bu videodan sonra 25.400 olur abone sayısı. Üyelere ben bir duyum verdim. Şu an açıklayamam. O duyum gerçekleşirse 25 kişiye daha üyelik hediye edeceğim. Öyle bir duyum. Onu belirteyim. Şimdi Maxi Gomez'in şartlar sonuldu. Soruldu. Maxi Gomez için Valencia ile ilk temas bir haftadan önce kuruldu. Bak ben size doğruları anlatıyorum arkadaşlar. Bildiklerim bu şekilde. Hocam bildiklerin yanlışsa o bana duymaktan anların hatası. Yani arka fonda 5 yıldızlı Fenerbahçe duvar kağıdı. Oturduğum yerde Fenerbahçe'nin yeni sezon forması. Üstümde bir önceki sezonun forması. Yani burada sürekli video çekerken Fenerium ürünleri üzerimde çekildi. Ben Fenerbahçe'ye destek verici şekilde videolar çekmeye çalışıyorum. Gelen gelirlerle güzel işler yapıyoruz. Şimdilik abone arkadaşlar bilmiyorlar. Üyeler biliyorlar sadece. Yani böyle bir kanal burası. Burada küfür, yalan yok arkadaşlar. Ha, ağzımızdan kaçabiliyor mu? Kaçabilir. Yanına yayın yaparsın, video çekersin birdenbire aa dur küfür edeceğim değiştireyim diyemezsin ya da ağzımdan kaçacak dur diyemezsin. Ya da yorum yapan arkadaşların e, tahriklere vesaire kimseye dur diyemezsin. Ama biz elimizden gelince bunlara engel olmaya çalışıyoruz. Ben size süreci anlatıyorum. Bir hafta önce falan kuruldu temaslar, şartlar soruldu. Valencia ile de Fenerbahçe yönetim adına birileri görüştü. Ama operasyon direktörümüz Mario Branco'dur. Ama e, Jorge Jesus'un ekibindeki Mario Branco'dur. Hani kimin görüştüğünü bilemem. E, yani şimdi mesela gider atıyorum Mario Branco falan konuşur eder. Yani ben onu bilemem. Fenerbahçe adına birisi görüştü diyeyim. Yani kimin görüştüğünü ben de bilmiyorum açıkçası. Ama Mario Branco olabilir. E, yani futbolcuyla da kulübüyle de görüşüldü. Dün sosyal medyada resmi teklif henüz yok diyenler yalan söylüyorlar. Ne demek resmi teklif yok ya? Ne demek resmi teklif yok? Ha şunu söyleyeyim. Listedeki tek isim Maxi Gomez değil. Şimdi Valencia, Gomez'i Prime döneminde 14,5 milyon euroya almış. Ama oyuncu 2 sezondur düşüşte denilmişler. Burada bir hata var. Ee, Yeremina hani şu bizim talip olduğumuz ama Dünya Kupası'nın en golcü stoperi olan Dünya Kupası tarihinin en golcü stoperi olan Yerimina. Biz niyetlendik. Kiralıyorduk. Sonra Barcelona bunlar hemen ne verdiydi? Öyle bir şeyler oldu. O Mina herhalde. Ya da başka Mina olabilir. Neyse o Mina'yı da verdiler üstüne diye biliyorum. Oyuncuya 14.5 milyon euro verildi ama son 2 sezondur yani düşüşteymiş. 10 milyon euroya satmayı düşünüyorlar. Bu da okey. Fenerbahçe sorduğu zaman dediler ki 8 milyon euro bonservis verin peşin. 2 milyon euro da şampiyonluk bonusu ya da 1 milyon şampiyonluk bonusu 1 milyon 30 maça çıkarsa bonusu diye. Bunu da bilin. Arkadaşlar bakın ben bana gelen duyumları aktarıyorum. Bana gelen duyumlar bu şekilde ve bunda yanlışlık olacağını zannetmiyorum. Kulübü bir forvet alma peşindeymiş. Gattuso bunu istemiyormuş. Ve e, o yüzden satma niyetinde dermiş. Fenerbahçe Spor Kulübü ne kadar veriyor hocam? Biz, biz, biz ne kadar öneriyoruz? Yani Fenerbahçe'nin kasasındaki para ne kadar? Ya Fenerbahçe'nin kasasında para var ama biz ölücüyüz. 5 milyon euro verelim bu iş bitsin. İki de şampiyonluk bonusu diyoruz. Diyeceksiniz ki hocam adamlar kabul etmez. İyi. Hani Maxi Gomez'i istemeyenler şey diyecek. Adamlar kabul etmez hocam. İyi. Güzel haber verdin. Yani adamların kabul edip etmeyeceği konusunda bir şey söyleyemem. Uğur Karakullukçu, Maxi Gomez benim mayıs ayından beri Fenerbahçe forveti için dilimde tüy bitirerek anlattığım tarzda bir oyuncu. Fenerbahçe'deki oyuncuların hepsi Maxi Gomez ile oynamayı sever demiş. Uğur Karakullukçu diyorsa iptal edin bu transferi. <laughs> Öyle olabiliyor mu ya? Oluyor, oluyor. Öyle bir şey oluyor. Şimdi arkadaşlar, ben size bir isim söyleyeceğim. Luis Muriel Duydunuz mu bu ismi? Luis Muriel ismini. Atalanta'nın forveti. Şimdi sosyal medyada da sadece bir kişi de gördüm. O paylaşmış. Fenerbahçe'ye önerildi diye. Ee, şöyle yapalım. Oyuncunun 20 milyon euro piyasa değeri var. 2023'te sözleşmesi bitiyor. Yani son senesi. Geçen sezon ne yaptığına bakalım. Orada Maxi Gomez'in geçen sezonki istatistikleri Sherlock'tan bile kötü neredeyse. Luis Muriel geçen sezon 39 maça çıkmış. 14 gol 10 asist yapmış. Yani 24 gollük katkı 2056 dakikada. Şimdi Muriel ile ilgili bir hatırlatma çekeyim. Arkadaşlar bu yeni önerilmedi bize. Transfer dönemin başlarında ta Haziran ayında önerildi. Hatırlayın. Haziran ayında 14 civarına verebilecekleri söylendi. Muriel'i o ligde isteyen takımlar var. Adamlar da haliyle ulan İtalya'da veririz. çünkü Fenerbahçe şansı gibi. Biz bunu veririz gider bize karşı canavar kesilir. 31 yaşına gelmiş. Verebildiğimiz en düşük fiyatla verelim düşüncesi içerisindeler. Hocam adamlar çift forvet oynuyorlar. Hayır çift forvet oynuyorlar ama birisi şey gibi ne derler ona gizli forvet gibi. Yani bizim arkasına eklediğimiz gizli forvet gibi ona çok güvenmeyin. Bu arkadaş için en son Luis Muriel için en son Atalanta 14'ün altına 10 12 bandına düşebileceğini belirtti. Bakın. Bunu belirtti diye bunu alacağız diye bir şey yok. Bilginiz olsun. Tamam. Bu konuyu da anlaştık. Başka neyi söyleyeyim? Bir dakika. Çok yaşa. Hayırlı, hayırlı yaşayalım. Ha! Arkadaşlar yanlış bilinen bir şeyin doğrusunu söyleyeyim. UEFA Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçındaki olaylar nedeniyle bir maç kısmi seyircisiz oynama minimum 5000 koltuk yani 5000 koltuk minimum e, ve 50.000 euro para cezası verildiğini açıklamış. Arkadaşlar biz bu cezayı yemedik. Nasıl yemedik? Ne demek yemedik? Öyle şey olur mu ya? paylaşmış. Arkadaşlar. Söz konusu. Kısmi stadyum kapama cezası. Yani bugünden itibaren 2 yıl boyunca denetime tabi şekilde ertelendi. Yani Fenerbahçe taraftarının yapacağı tebibiyetsizlikte bu ceza yürürlüğe girecek. 50 bin euro ödenecek diye biliyorum. Yani 50 bin eurodan kurtuluş yok diye biliyorum. Ama biz buna itiraz edeceğiz. Yani böyle oldu, şöyle oldu. hayır. Böyle oldu, şöyle oldu olacak iş değil. Bu arada Max Gomez için unutmadan söyleyeyim. Sosyal medyada birçok arkadaşımızla duyumlarını aktarmış. Salı günü geleceğine dair duyum aktaran olmuş dediler. Salı günü gelecek falan. Pardon kimse bir şey demedi. Salı günü geleceğini aktarmıyor arkadaşlar. Başka bir olay var orada ıslak imzaya kaldı. Fenerbahçe'nin yeni santraforu hayırlı olsun diyenler var. Ben şunu söyleyeyim. Yani yılların verdiği tecrübeye dayanarak söylüyorum. Ortaya 50 tane forvet ismi koyun. İçlerinde en kötüsünü seçin. Hocam bu olmasın da kim olursa olsun diyorsunuz ya. O olur. 4,5 yılın verdiği tecrübeye dayanarak söylüyorum. O olur. Mesela Gabriel Barbosa. Yani namı değer Gabigol. Jorge Jesus benim için Flamengo tarihinin en büyük teknik direktörü demiş. Durduk yere. Bayram değil, seyran değil. Kaynanan beni niye öptü hesabı? Normal bir gün olsa dersiniz ki hocam Gabigol. Sende duyum var mı Gabigol ilişkin? Ben de derim ki var. Sonra dersiniz ki hocam duyumlar ne? Söylemiyorum. Derim. Durduk yere Gabigol bunu söylemiş. Serdar Dursun. Serdar Dursun'un menajeri Fenerbahçe yönetimiyle görüşüp durumu netleştirecek diyorlar. Union Berlin'den Serdar'ın Fenerbahçe'de hani kararına göre resmi teklif yap yapmayacağı konuşuluyor diyorlar. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un da ilgisi var diyen bir duyumcu var. Ya çok affedersiniz ama ya bu üç takım Yanlış bir cümle kurmak istemiyorum. Kimseye de kötü bir şey söylemek istemiyorum bu üç takım salak değil herhalde. Serdar Dursun'un ne kadar koyu Fenerbahçeli olduğunun farkındadır. Ya ben Trabzonspor'un bin yıl dursalar yine Serdar Dursun'a teklif götüreceklerini zannetmiyorum. Galatasaray bin bir yıl dursa yine getirmez. Beşiktaş 2002 yıl dursa yine getirmez. Beşiktaş kaç tane forvet aldı? 50 tane mi alacak? Ya bu uydurduğunuzu siz inanıyor musunuz? Ha şunu söyleyeyim. Serdar Dursun için 2 milyon euro bandında teklif var. 4-4.5'a çıkarılarsa her şey olabilir. Şu an Fenerbahçe'de karışıklık şu. Bakın normalde geçen hafta bana deyin ki hocam Tiago Çukur %100 kiralık derim. %100 kiralık. Açar yok. Hocam işte neydi onun adı? Rezervlik var falan filan nereye gidiyor falan filan. Arkadaşlar bana gelen duyum bu derim. Bugün sorun. Sorduk hocam. Belirsiz biraz daha bekleyeceğiz. Hocam ne demek belirsiz? Ne demek bir hafta önce kiralatışın? Serdar Dursun'a 4-4.5'a çıkarlarsa gönderme fikri var. Belki 3.5'a bile gönderme fikri var. Bu Serdar Dursun'un saha içindeki hareketinden şundan bundan değil. Pozisyon bilgisinin belki de yetersizliğinden ve Fenerbahçe taraftarının futbolcuyu darlamasından olabilir. Bu konuda da anlaştık mı? Anlaştık. Başka Başka da çok fazla şey var. Ama yeter. Süreler uzun oluyormuş. Bu kadar yeter arkadaşlar. Diğer kısımda görüşmek üzere inşallah. Bakın Maxi Gomez, Luis Muriel, Gabigol. hani ya zaten geçti. E, 4 forvet konuştuk. Şimdi desem ki 4 forvet içinde en kötüsü hangisi seçin desem. Yani 4'ün içinde en kötüsünü seçin desem. Demek ki yani Hangisini seçeceğinizi biliyorum az buçuk. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Maxi Gomez'in bir sakatlık durumu var. Bizimle görüşüyor ama sakat diye idmana çıkmıyor. O ayrı mesele. Onu kastetmiyorum. Başka bir sakatlık durumu var. Detaylı raporlar, analizler istenildi. O rapor durumuna göre tamamen iptal olabilir. Ama yani ben bir şey söylemek istemiyorum. Yani ben bir şey söylemek istemiyorum Hakkımızda hayırlısı olsun ee, Ama eğer Üyelere verdiğim o şey olsa 25 kişiye üyelik hediye edeceğim Üyelere verdiğim duyum Bakalım arkadaşlar sizin bu videoyu beğenmenize göre Belki bir sonraki videoda O ismi de açıklarım Ama en az 750 beğeni gelirse Hatta 750 beğeni gelirse Kesin açıklarım Açıklamasam bile gider Diğer videonun açıklama kısmına başa tuttururum siz bu videoyu 750 beğeni yapın bakalım. Bir deneyelim bakalım. Orada 750'ye yakın üye var. Sadece üyeler beğense bile geçeriz ama üyelerin en az herhalde 250 300 tanesi çöp. Net olarak çöp. Yani video beğenme beğendiği zaman ya da küfür yediğini falan zannediyor. Ya da aman Fenerbahçe'ye katkımız olmasın diyor ya da buraya başka niyetlerle geliyor arkadaşlar ki diyorlar ki aman ben videoyu beğenmeyeyim kanala katkısı olur diye. Bunlar çöp. Bunlara her şey müstehak. Bunlara samadlayla devam müstehak. Ama ben inanıyorum. En az 450 tane babalar gibi üyemiz var. En az 1000 tane babalar gibi abonemiz var. Sadece rica ediyorum ve babalar gibi Fenerbahçeli olan bütün arkadaşlardan bu videoya beğeni atmasını rica ediyorum. Bakalım kaç tane babalar gibi Fenerbahçeli var. Bakın hocam sen her videoda beğeni istiyorsun. Ben canlı yayınlarda istiyorum. Orada da kuralımız var. Ama normal videolarda kolay kolay istemiyorum. Ama bu videoda Bakalım kaç tane Fenerbahçeli var. Saat 16.30'a kadar kaç tane Fenerbahçeli bu videoyu beğenecek? Hep birlikte göreceğiz. Görüşmek üzere.